Hocam merhaba. Merhabalar Acun. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim hocam, ben de artık arkadaşlara sürpriz videolarımız başlıyor. 7. sınıf videolarıdır hocam bu. Arkadaşlar 8'lerde böyle çok istemişlerdi. Başka videolar da gelsin. Biz de 7'lerle devam ediyoruz hocam. Aynen, biz de onları kırmadık. 7. sınıfa bodoslama dalıyoruz. Hoş geldiniz gençler diyerek. Peki hocam, bugün ne konuşuyoruz? Bugün biraz ortadan giriyoruz ve diyoruz ki tam böyle hani işlediğimiz konular olsun, bir de içimiz aydınlansın. Işık diyoruz gençler. Işığın geçmiş yıllardan şöyle özelliklerini bir hatırlarsak. Tabii önce başlığımı atayım. Hep birlikte konuya şöyle bir giriş yapalım. Hatırlarsak ne diyebilirim? Işık bir enerji çeşididir. Işığın doğrusal yolla ve her yöne yayıldığını biliyorduk ışık kaynağından çıktığında. Her yöne yayılıyor hocam. Nereye gitti, ne yaptı, nasıl oldu diye de sembolik olarak ben bunu ışık ışınlarıyla gösteriyorum. Işık ışınını çizerken gençler hatırlayalım, düz bir çizgi olması gerekiyordu doğrusal olduğunu belirtmek için. Gittiği yönü de anlamak için ucuna ya da ortasına bir ok işareti yerleştiriyorduk. Her ikisi de doğruydu. Süper. Peki ışık kaynağından çıkan ışık dedik, onu da bir hatırlayalım. Işık kaynaklarımızı biz nasıl sınıflandırıyorduk? Nasıl sınıflandırıyorduk? Doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları. Güneş dersem dünyamızın doğal en büyük doğal ışık kaynağı. Ateş böceği dersem? Doğal ışık kaynağı. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Görmedim hocam. Çok inanılmaz bir görüntü. Artık maalesef şehir ışıklarında görme şansımız olmuyor. Onların ama doğaya gerçekten çıkan varsa, kendiliğinden mi yansıtıyor kesinlikle mu? Kesinlikle gerçekten kendileri ışık üretiyorlar. Aslında su altında da böyle bazı balıklar falan var. Şuradan şöyle antenleri çıkıyor. Kendi enerjilerini, elektriklerini üretip ışık saçabiliyorlar. Ekstra konular bunlar gençler. Merak eden varsa ya da görmüş olan varsa yorumlara da yazabilir. Kesinlikle hocam. Peki yapay ışık kaynakları dersek? Lamba. Lambalar olabilir, mum olabilir. Olur. Değil mi? O zaman gel bir tane muma bakalım da ışık nasıl yayılıyor görelim. Mumdan çıkmış yangın. Evet. Hocam yanıyorsunuz diyor. Yanıyoruz, yakıyoruz ortalığı o derece. Çünkü fen dersi eğlencedir, hayattır. Peki şimdi elimde bir tane mum var. Ben ışık ışınlarımın nasıl yayıldığını şöyle bir hatırlamak istiyorum. Diyorum ki şu tarafa ışın gönderebilirim. Bu tarafa ışın gönderebilirim. Şu tarafa göndersem, şöyle çizsem de doğru olacaktır. Şöyle de gönderebilirim sanki. Hatta şuradan, şuradan, şuradan da ışınlar gönderebilirim. Evet. Ne oldu? Ben ışın her yöne ayrıca doğrusal olarak yayıldığını da göstermiş oldum. Ben çok eğlendim. Dersin gerisinde bunu yapabiliriz. Söndürdünüz mumu. Aa, mumumuz söndü. Peki mumumdan ışığın ben her yöne ve doğrusal olarak yayıldığını söyleyebilirim. Gerçekte bu çizgileri görmüyoruz. Tabii ki bunlar işimizi kolaylaştırmak için sembolik olarak çizdiğimiz çizgiler ve biz bu arkadaşlara ışık ışını adını veriyorduk. Hadi mumumuzu söndürelim dersem olur mu? Tam vazgeçtim, olmaya da bilirmiş. Evet, evimize hoş geldiniz. Yuvamızı size açtık hocam, gençler. Hocam kapımız penceremiz açıktır bizim. Aynen, açıktır gönlümüz gibi herkese yer vardır. Şimdi diyoruz ki niye ben bu pencereden bakıyorum? Çünkü ışık maddeyle karşılaştığında nasıl bir etkileşim yapıyor, bunu hatırlamak istiyorum. Maddeyle karşılaşan ışık içinden böyle dümdüz geçip gidebilir. Aramızda hava var ya da cam var. Ne oldu? Temiz güzel bir camım varsa ya da aramızda hava varsa ben biliyorum ki bu arkadaşlar saydam maddeler. Yani az miktarda temiz su, temiz bir cam ya da havadan bahsediyorsam ışık içinden çok rahatlıkla geçip gidebilir çünkü saydam maddelerdir. Ya camımız biraz kirliyse, hava biraz sisliyse, eğer aramızda buzlu cam varsa beni birazcık görebilir. Aramıza dağlar girdi, aramıza camlar girdi. Birazcık görebiliyorum arka tarafı ama tam göremiyorum. Çünkü cismim ne saydam ne opak, yani yarı saydam bir maddeden bahsediyorum. Işık biraz geçiyor ama biraz da engelleniyor. Peki işi biraz abartırsam, daha da saydamlığı azaltırsam ve opak bir maddeden bahsedersem, evet dersi bundan sonra böyle işliyoruz. Duvar arkasından konuşuyorum. Merhaba gençler. Ne oldu şimdi? Aramızda opak bir madde varsa birbirimizi görme şansımız yok. Bu bir duvar olabilir. Bir tahta olabilir. Başka ne olabilir? Ne olabilir? Kalın hocam? Bir kumaş olabilir. Değil mi? Bir karton olabilir. Yani opak maddeler ışıkla karşılaştığında bir dakika dur geçme der ve onu engeller. O zaman
saydam, yarı saydam ve opak cisimler ne yapar? Işığın tam geçmesini, biraz geçmesini ya da hiç geçmemesini sağlarlar. Bir de ışık cisimlere geldiğinde bazen emilir, hapsedilir, soğurulur. Bazen de gelen ışık geri yansıtılır. Böylece de cisimleri görmemiz sağlanır. Evet, burada gördüğümüz gibi ışık ışını bir cisme geliyor, cisme çarpıp geri yansıyor ve ışık ışını gözüme ulaşıyor. Böylece ben cismi görmüş oluyorum. Herhangi bir madde görmem için herhangi bir ışık kaynağından ışık ışınım çıkacak, cismime çarpacak ve oradan yansıyarak gözüme ulaşacak. Yani ışık bazen cisimlerle karşılaştığında sekecek, duvara çarpıp geri dönen top gibi. Bir kaleden, direkten dönen top gibi hayal edebilirim. Işık ışınımı çizdim, cisme çarptı ve geri geldi dediğimde daha bilimsel söylüyorum ve yansıma olayından bahsediyorum. Bizim de aslında şimdiki konumuz soğurulma ve yansıma üzerine olacak. Evet, şimdi şöyle güneşli bir öğlen zamanı çıkıyorum. Diyorum ki şöyle bir yürüyüş yapayım. Da şimdi hangisini giysem? Şöyle geçtim hocam, ayna karşısına. Güneşin bol olduğu bir zamandan bahsediyorsam sence siyah kazağımı giysem yoksa beyaz kazağımı giysem daha az terlerim, daha rahat spor yaparım falan? Hocam beyaz kazak, bu kazakları satıyor muyuz biz? 5 yıldız yayınları kazakları. 5 yıldız logosu bastırarak falan. Hatta güneşli bir günde niye kazak giyiyoruz diye de sormak lazım, evet, ama hocam, işte. Şimdi güneş ışığı bana doğru geldiğinde siyah ya da beyaz kazağımı giyebilirim dediğimde siyah ya da beyazın ışıkla nasıl bir etkileşimi olacak ki ben buna göre tercih yapacağım diye bir kendime sorayım. Evet, nasıl oluyor hocam? Nasıl oluyor? Ne yapıyoruz? Diyoruz ki renklerine göre işte ışığın soğurulma ve yansıtılma miktarı farklı. Eğer ben siyah kazağımı giyersem bana doğru gelen güneş ışığının çoğunu koyu renkli kazağım soğurur, emer, hapseder. Böylece ben daha çok ışık enerjisi ve onunla birlikte daha çok ısı enerjisi almış olurum. Ve soğuk günlerde, kış günlerinde siyahı tercih edebilirim ama güneşli bir günde yürüyüş yapacaksam çok akıllıca bir tercih olmayacaktır. Beyaz kazağımı giyersem ya da beyaz tişörtümü giyersem ne oldu? Daha açık renk, ışığı daha az soğurdu, daha çok yansıttı. Gelen ışığın çoğu geri gönderildi, yani yansıtıldı. Bu durumda ben daha serin hissettim. O yüzden de eğer güneşli bir günde terlemek istemiyorsam açık renkli kıyafetimi tercih edebilirim. Ama hocam yine de boğazlı kazak giymişsiniz. Boynunuza kadar gelmiş. Olmayabilir. Şey, terleyeyim de biraz kilom falan, göbek mebek ufaktan azalsın istiyorumdur belki de. Eskiden de eşofmanlar vardı gençler, böyle insanlar tamamen alüminyum folyo giymiş gibi çıkarlardı. Evet, bunu çıkarlardı. Bunu yaptıklarında ışık ne olur? Alüminyum folyo gibi bir şey giysem tamamen parlak. Işığı soğurur mu, yansıtır mı? Yansıtır. Işığı çok daha iyi yansıtır. Gelen ışık ışınlarının çoğunu geri gönderir. O yüzden de termoslar falan metalse böyle dışı biraz daha parlak yapılır ki hani böyle birazcık daha ışığı yansıtsın da içindeki gıdayı da biraz daha serin tutsun. Bak bunlar da taktik işte. Renklerini de tercih ediyoruz ama ruhumuz renkli. Ne yapıyoruz? Bazen de böyle bilimsel yorumlar yapabiliyoruz. Kesinlikle hocam. Aynı masada güneşin altında duran bardaklarım var. Çok ne güzel. Ne yapıyorum? Piknik yapıyorum. Aldım işte çay kahvemi içiyorum. İçine limonatamı koydum. Bir şeyler doldurdum. Bakıyorum. Ben aynı ortamda aynı süre bu arkadaşları güneş altında beklettim. Ama dokunduğumda bir farklılık gördüm. Aynı anda aynı maddeyle doldurduğum halde güneşin altında bir süre sonra bu arkadaşların sıcaklıklarının farklı olduğunu gördüm. Neden oldu dersem? Yine renkler hocam. Süper, renklerden dolayı oldu. Açık renkli olan sarı ne yaptı? Işığı daha çok yansıttı. O yüzden de ne oldu? Daha serin kaldı. Yansıma daha çok olduğu için ne yaptı? Daha serin kaldı. En serin o. Bu arkadaş oldu. Siyah ne yaptı? Daha çok soğurdu, yani emdi. O yüzden de ne oldu? En sıcak olan, sıcaklık artışı en fazla olan bu oldu. Kırmızı ne oldu? Ne çok açık renk, ne çok koyu renk. Ara bir ton olduğu için biraz soğurdu, biraz yansıttı. Evet. O yüzden soğurulma ve yansıtılma hemen hemen eşit dersek ne oldu? Bu durumda da ılık kaldı ya da ılık kaldı diyebiliriz ya da böyle orta sıcaklıkta kaldı diyebiliriz. Güzel. Koyu renklerin ışığı daha çok soğurduğunu, açık renklerin daha çok yansıttığını biliyorum. Bu gerçek hayatta nerelerde karşıma çıkıyor dersen, şöyle düşünüyorum. Yazlık yerlerde evlerin renkleri genellikle
beyazdır. Açık renklidir, beyazdır, güzel bodrum evleri falan dersek böyle belki hayalimizde canlanır. Ya da binaların genellikle kuzeye bakan cepheleri ne yaparlar? Siyah boya. Koyu renkli siyah boyarlar, zift atarlar falan ki ışığı daha çok soğursun. Soğuk kış günlerinde az da olsa gelen güneş enerjisi birazcık daha hapsedilsin ve evin birazcık daha sıcak olması sağlansın. O zaman giydiğim kıyafetler, kullandığım bardaklar, evimin yapısı ışığın soğurulma ve yansıtılmasını bana gösteriyor. Kesinlikle hocam. Evet, çoraplarıma bakıyorum ve diyorum ki bu arkadaşlar ıslak. Güneşe koydum bunları, kurusunlar istiyorum. Sence önce hangisi kurur? Önce beyaz kurur hocam. Emin miyim? Değil hocam, siyah kurur. Siyah, çünkü ışığı daha çok soğurur. İçindeki su daha kolay buharlaşır. O yüzden de en çabuk bu kuruyacaktır. En geç hangisi kurur dersen? Beyaz. İşte o zaman cevabım beyaz olmalı. Ama tabii sorun bu kadar kolay değil. Çünkü gerçek sorumuz burada. Bize diyor ki beyaz, mavi ve siyah çorapların var. Sen yine bunları aynı yerde eşit süre güneşin altında tuttun. İlk sıcaklıkları aynıydı ama sıcaklık artış miktarları değişti. Şu grafikte X, Y, Z ile gösterilen acaba harfler çoraplarla nasıl eşleşir? Bir inceleyelim mi? Ne dersin? Hemen hocam. Evet. Ben ne olabilir? Sıkayım mı hocam bir tane? Buyurun. Z dedi. Sanki siyah gibi geliyor bana. Z siyah gibi diyorsun. Seni mi kıracağım? Hemen yazıyorum. Sonra? Y beyaz hocam. Y beyaz. Yeter bu kadar. Bir Beşiktaşlı olarak bana yeter. Siyah beyaz. Hocam ben de Galatasaraylıyım. Renk peki, girsin renk içine. Renk girsin diyoruz. O zaman çorabı kırmızı diye hayal evet. edin gençler. X de askıda kırmızı. Sarı. X de kırmızı olsun. Şimdi neden böyle oldu diye bakarsam en çok ışık soğuran arkadaş ne yaptı? En büyük enerjiyi aldı. Evet. Bu durumda da sıcaklık artışı en fazla oldu. O zaman haklısın Recep diyorum ve seni süper. Alkışlıyorum. Süper. Beyaz en az miktarda soğurdu, en çok yansıttı. O yüzden kırmızı da ortanca kardeş olduğu için ne oldu? İşlem çözülmüş oldu. Ha bu arada kırmızı değil gençler, tabii ki mavi de. Recep'i kırmamak benim için bizim hocam. İçin artık o kırmızı, o mavi değil. Ben belki de renk göreyim, bilmiyorum. Evet. Peki, konu bu kadar basit. Gel birkaç da örnek yapalım, daha iyi pekişsin. Olur hocam. Evet, karşımda bir soru var. Diyorum ki ışığın soğurulmasıyla ilgili Özhan demiş ki cisimler üzerine düşen ışığın bir kısmını soğurur. Evet. Acaba doğru mu diye bakıyorum. Bir kısmını soğurur, bir kısmını geri gönderir, yani yansıtır. O zaman Özhan haklısın diyorum. Sonra diyorum ki Nevrane demiş. Işığı soğuran cisimlerin sıcaklığında artış meydana gelir. Hatta grafikli soru falan yaptık, hatırlıyor muyum? Evet hocam. Bu durumda Nevra da doğru Nevra söylüyor da gibi. Nevra da haklı diyorum. Peki Nevra, teşekkür ederiz. Barış ne demiş? Işığı koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre daha az soğurur demiş. Barış atıyor hocam. Barış'ın kafası birazcık karışık. O zaman üzgünüm Barış diyorum ve cevabı ne yapıyorum? Hemen Özhan ve Nevra olarak işaretliyorum. Süper. Evet, yeni sorum karşımda. Bana diyor ki bazı ifadelerimiz var. Tabloya yerleştirdik. Doğru mudur, yanlış mıdır diye tik atalım ve cevabımızı bulalım. Yaz aylarında açık renkli kıyafetler giymemizin nedeni ışığın daha az soğurulmasını sağlamaktır. Doğrudur. Doğru. Yani yazın yeterince ışık var zaten. O yüzden ne yapıyorum? Doğru diyorum. Süper. Sonra gölgede bulunan birinin vücudu güneş ışınlarını daha az soğurduğu için havayı daha sıcak hisseder. Gölgedeysem yanlış daha mı gibi sıcak hissederim, hocam. Daha mı az soğurulur? Bir kere ışığı çok soğursaydım ne olurdu? Daha da sıcak hissederdim, pişerdim. O zaman bu galiba yanlış. Maalesef yanlış oldu. Peki bazı hesap makineleri, kol saatleri falan desek, hatta artık güneş enerjisiyle çalışan arabalar yapılıyor desek, ne olur? Doğru. Işığın soğurulması prensibiyle çalışırlar. Bu da doğru. O zaman cevabımız ne oldu? Oba! Bursa. B seçeneği oldu gençler. Bana koyu renkli cisimler ışığı soğurur, açık renkli cisimler ışığı yansıtır yargısını vermiş. Bu bir hipotez. Bu zaten bildiğim bir şey ama bunu test etmek istiyormuşum. Ne yapıyorum? Bir araştırmacı olarak bazı düzenekler kuruyorum. Yeni nesil soru gibi sanki, bilgiyi biraz kullan. Biraz evet hocam. Evet, uygula. Ben de diyorum ki güzel, bu düzeneklerde baktığımda benim mevzum ne? Koyu renkliler soğurur, açık renkliler yansıtır. O zaman bana koyu ve açık renkli malzemeler lazım. A seçeneğine baktığımda ikisi de siyah olan kumaşlar görüyorum. A'yı eledim o zaman. Olmaz hocam, bize gitti. Gelmez. Güzel. D seçeneğine bakıyorum. İkisi de beyaz olan kumaşlar görüyorum.
Bunu da salladım. Ya C ya B. Yarı yarıya atma şansı var. Sıkalım hocam. O iti piti falan. Olabilir, neden olmasın. Ceyhan dedin. Ben de diyorum ki belki de değildir. Ben Edirne seçeneğini işaretlemek istiyorum. Ben yazayım. Sonra diyorum ki bu arkadaşlar aynı şartlar altında olmalı. İnceleyeceğim şey sadece kumaş renkleri olmalı. O yüzden ne olmalı? Birisi gölgede, birisi güneşte mi kalmalı? Yoksa her ikisi de güneşte mi kalmalı? İkisi yani de senin güneşte. Dediğin gibi C mi olmalı yoksa B seçeneği mi olmalı? Ben hocam ikisi de güneşte diyorum. Bu durumda ne oldu? Haklısın diyorum ve C seçeneğini işaretliyorum. Süper. Mevzuyu anladık diye düşünüyorum. Konumuz aslında bu kadar basit gençler. Hocam peki bir sonraki videoda ne yaşıyoruz? Bir sonraki videoda konuyu birazcık daha detaylandıracağız. Işığı birazcık daha böyle detaylı inceleyeceğiz. Ünitemize devam edeceğiz. Süper arkadaşlar. Bu 7. sınıf ilk videomuzdu. Sizin sonlarda böyle yakalamaya çalıştık. O yüzden bu konulardan başladık ama sizi hiç yalnız bırakmayacağız ve bütün videoları çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hocam hoşça kalın. Arkadaşlar kanalda abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Görüşmek üzere.